Koronavirüs, koronavirüs. Her yer yıkılıyor. Tamam kardeşim, zordur, beladır nihayetinde. Ama Çin'den sadece mikrop yayılmıyor ya. Hani bir söz vardır ya, Çince'de kriz de fırsat da aynı manaya gelirdi. O hesap. Bak, bundan önce de SARS mikrobu belası vardı, hatırlar mısın? İşte bu SARS salgını 2003'te zannediyorum Çin'i vurduğunda bir sürü şirketin hayatta kalmasını tehdit etti. Şirketlerden birinde SARS teşhisi koyuyorlar, bugünkü koronavirüsü gibi işte. Hal böyle olunca şirket merkezindeki 500 çalışan karantinaya alınıyor. Ve şirketi yürütmek için evlerinde uzaktan çalışmaya zorlanıyorlar, tamam mı? Ama işte bak, bu tehlikeden bir fırsat doğdu. Öyle hemen aklına 40 liralık maskeyi 400'e çakmak gelmesin. O Türk işi fırsatçılık, kara borsacılık, o zeka yok onda. O dönem bir sürü şirket yüz yüze ticaret yapmakta zorlandı mı kardeşim? Zorlandı, değil mi? Ticaretin devam etmesi için tek yol ne? E-ticaret. İşte SARS salgını Çin'deki işletmelerin e-ticareti benimsemelerini büyük ölçüde hızlandırdı. Web trafikleri acayip bir seviyeye geldi. Krizlerde fırsat vardır. Durumun korkusuyla felce uğramaktansa işin anahtarı sakin kalmak ve fırsat aramaktır. Demin bahsettiğim şirket hangisiydi biliyor musun? Biliyor musun? Alibaba'ydı. Ya sen kahvedeki adamlara ne bakıyorsun? Onlar düşünmezler, anca yangın yaparlar. Sen olaya ver kendini. Çin'den herkes koronavirüsü konuşuyor. Ben sana AliExpress'in sahibini anlatacağım. Parayı nasıl bulmuş biliyor musun? Biliyor musun? Ben biliyorum. Anlatayım da dinle. Krizi bırak, fırsata gel. Güzel insanlar, hepimiz en az bir kere bu AliExpress'ten bir şeyler sipariş etmişizdir. Adam dünyaları götürdü. 300 milyon müşterisi varmış düşün. Çin'in e-ticaret faaliyetinin %80'ini bunlar yapıyor. Bak, Çin'de yüklenen paketlerin var ya, yarıdan çoğu Alibaba'nın web sitelerinden gelen işlerden kaynaklanmakta, biliyor musun? Mesela adamlar bu 2014'te Bekarlar Günü diye bir şey uyduruyorlar. Bir günde ya, bir günde 9.3 milyar dolarlık işlem yapılıyor. Bu Amerika'da Kara Cuma, efendime söyleyeyim Siber Pazartesi falan hikaye, hepsini geçiyorlar. İşte bu işin başında Ma Yun diye bir adam var. Ama biz ona Jack diyeceğiz, tamam mı? Kolay söyleniyor diye bir turist takıyor bu Jack'i bizimkine. Turist ne alaka dersen de 9-10 sene sabahları bir otele gidip turistlere rehberlik yapıyor. Hem de ücretsiz. Azıcık İngilizce öğreneyim diye. Tabii her sabah 5'te kalkıyor baba. Bisikletle çıkıyor yola turistlerin yanına. Bunun tipi de görme ha. Bu kadar, yemin ediyorum ha, bu kadar, böyle bir şey. Kısacık. Ailesi bile çocukken alay ediyor bununla. Hatta 3 çocuğunu anlatırken babası Jack için diyor ki ve bunu da çöpte bulduk diye şaka yaptığı bilinir yani. Parayla imanın kimde olduğu bilinmez ayrı. Ama enteresandır. Görünüşle alay edilmesinin ve akranları tarafından zorbalık görmesinin genç bir kişinin özgüvenini yıkacağını düşünür. Öyle mi? Jack'in durumunda nedense bu durum ona güç verdi. Küçükken de ezikmiş misal. Pasyo kavga gürültü zorluk çıkarırlarmış çocuğa. Sonra belki de bir kaçış olarak Jack boş zamanlarını dövüş sanatıyla ilgili romanlara gömülerek harcamış. Çin klasikleriyle başladı ve sonra çağdaş yazarlarla devam ediyor falan. İşin güzelliği şurada. Bu kitaplar şunu anlatıyor temelde. Çok daha güçlü rakiplerini yenmek için sıradan insanları ve ezilenleri kaba kuvvet uygulamaktan sonra bırak, zekalarını kullanarak koruyan soylu savaşçıların öyküleriydi bunlar. Bu kadar büyük adam olmasının altında bu önemli bir sebep olabilir. Kanımca. Yoksa öyle aman aman bir başarısı yok yani. Sen şimdi çocuğu piyano kursundan tenise aman biraz koşsun sonra matematik etütü var diye kasıyorsun da. Bak, büyük adamlık oralardan geçmiyor paşam. Jack düşün 30 iş başvurusu yapıyor. Ya hepsi mi reddedilir? 5 kişinin başvurduğu pozisyona 4 kişi alınıyor. Reddedilen o. Allah düşmanıma vermesin yani, kafayı yersin. Çin'e Kentucky yok mu? O geliyor bak. 25 kişi başvuruyor. Bak Allah aşkına bak. Yok artık dersin. 25 kişi başvuruyor. 24'ünü işe alıyorlar. Bir kişi dışarıda kalıyor. Kim? Yemin ederim bu. Ali Baba'nın sahibi. Ey gidi. Sen ilham alma Orçun. Sen öyle bakma ya. Sen ne yapsan olmaz yani. Seninki başka, gaza gelme hemen. Düşün ya, düşün, bu adam Ali Baba'nın sahibi ya. Yani he, bu arada Ali Baba ne alaka diye hani isim olarak merak ediyorsanız anlatayım. Bir gün San Francisco'da öğle yemeği yediği restoranda oradaki garson kıza Ali Baba'yı bilip bilmediğini soruyor bu. Kız da tabii ki ya, açıl susam açıl diyor. Yolda gördüğü 20 kişiye de soruyor bunu. Hepsi Kırkaramilerden ve Ali Baba'dan haberdar. O zaman doğru ismi bulduğuna karar veriyor. Üstelik A ile başlıyor diyor. Hani kim ne ararsa arasın ilk başta biz çıkacaktık diyor. Ya bu başarısız çocukluk imparatorluğa dönüşüyor, görüyor musun? Ondandır. Adam da kendini biliyor da diyor ki eğer diyor ben yapabildiysem günümüz gençlerinin %80'i de yapabilir diyor. Ya yapabilir de babacığım nasıl? Anlatayım.
Bu adam da fikri buluyor da tak diye öyle hemen para kazanmıyor sonuçta yani. İlk 3 yıl kuruş Allah kuruş para kazanmıyor. Hatta az evvel restoran hikayesi anlattım ya, bir tane daha var. Bir gün bir restoranda yediği yemeğin ücretini tam ödeyeceği sırada garson diyor ki senin hesap ödendi. Bir de not bırakmışlar. Notta şu yazıyor: ben sizin platformunuzun kullanıcısıyım. Sizin sayenizde çok para kazanıyorum. Sizin de hiç para kazanmadığınızı biliyorum. Bu yüzden yemeğiniz benden yazıyor. Düşün, durumlar o noktada bir zamanlar yani. Jack öğretmenken maaşı 12 dolardı bu arada. Çinli öğretmenlerin çoğu ezbere dayalı eğitim veriyordu. Ama bu Jack doğaçlamayla öğretti. Metne bağlı kalmadı. Hikaye anlatıcılığında ve mizaha dayanarak öğrencilerinin böyle derse bağlı kalmalarını sağladı. Derslerini biraz da icracı babasından öğrendiği şovmenlikle birleştirdi ve gözde bir öğretmen oldu. Diyor ki, hikaye öyle başlıyor çünkü. Öğrencilerime öğrettiğim her şey kitaplardandı diyor. Biraz gerçek hayat tecrübesi edinmek istedim. Yani başarıp başaramayacağım çok önemli değildi. Çünkü bu tecrübeyi öğrencilerimle paylaşmak için her zaman geri dönebileceğimi biliyordum diyor. Sonra Jack Hangzhou Umut Tercüme Bürosu'nda işe başladı. Vallahi bak, orada işler de artınca devletin böyle özel sermaye ile olan iletişimine aracılık eden kişi oluyor. Bu vesileyle Amerika'ya Seattle mı var işte, oraya gitti bir gün. Arkadaşı oturttu bunu bilgisayarın başına. Aa, bu ne lan? İnternet öküz, hiç mi görmedin? Yo vallahi kanka hiç görmedim. Ne işe yarıyor? Düşün o derece. Ben bu bilgisayara diyor dokunmam. Hadi kanka bomba falan değil diyor yani arkadaşı. İlk arattığı kelime Çin. Ama cevap ne biliyor musun? Sonuç yok. O an karar verdi, dedi ki eğer Çin'deki şirketleri alıp onlar için böyle açılış sayfaları yaparsak paranın dedi anasını dedi. Her neyse, döndü şirketi kurdu. ChinePex. Çin'in ilk internet şirketi. Tabii kimse anlamadı yani. Ne diyorsun oğlum internet devletli iş yapayım dedi. Tonla sorun falan. Allah'tan 99'da internetin ne olduğu da anlaşılmaya başlanınca topladı arkadaşlarını ve anlattı. Alibaba'yı kuruyorum. Niye Alibaba? Az evvel anlattım. Çünkü onun küresel olarak tanınan bir hikayesi vardı. Ve küçük işletmelere açıl susam açıl diyerek internet kanalıyla yeni maceralara ve fırsatlara açılmalarını hayal ettiriyordu. Hedefi şu: Alibaba'nın dünyanın ilk 10 web sitesinden biri olmasını istiyoruz. Alibaba'nın bütün iş insanlarına ortak olmasını istiyoruz. Ve 80 yıl sürecek bir şirket kurmak istiyoruz. Neden 80 yıl? Bir insan ömrü kadar yaşasın diye yani. Sonraları tabii 112'ye çıkardı gerçi. İki nesil falan görsün hesabı. Ya küçükken o turist rehberliğine merak salmasa, oradan Avustralya'da bir aileyle mektup arkadaşlığı yapmasa, bu vesileyle ilk seyahatini yapıp "Aa bir dakika, Çince ders kitaplarında bana anlatılan dış dünyayla gerçek farklı" demese, sonra arkadaşının dürtmelerine uyanamayacaktı belki de ve biz böyle bir hikayeyi anlatamayacaktık. Hepsi bu kadar mı? Tabii değil güzel insanlar. Alibaba basit bir iş değildir nihayetinde. Kendisi de diyor zaten. Yani bir rüyadır diyor, bir amaçtır. Eğer diyor Jack büyümek istiyorsanız güzel bir fırsat bulmalısınız. Bugün eğer çok iyi bir şirket haline gelmek istiyorsanız çözebileceğiniz sosyal problemler üzerine düşünün diyor. Öyle patlı olmuyor ki bu işler. Bak sana bir hatırasını anlatayım. Bir gün 500 kişilik mekanın kapısından daldılar. Ama sadece 3 koltuk doluydu. Konferans verecek Jack. Ama demek ki yani daha Avrupa onu tanımıyordu. Happy topu 6 elden böyle çıkan alkışla tık sahneye çıktı. Cesur bir tavır takındı ve coşkulu bir ruh haliyle boş salona konuşmasını yaptı. Harika bir hikayeciymiş bu arada. Yani bayağı güldürürmüş falan. Sahneden indi, ekibe dedi ki nasıldım? Harikaydın Jack ama keşke bunu duyacak daha fazla kişi olsaydı be. Hani Jack böyle güzelce de bir gülümsemeyle fısıldayarak cevap verdi. Merak etmeyin. Buraya tekrar geleceğiz ve o gün bu sahne tamamen dolu olacak. Başardı mı? Başardı abi. Nasıl? Dedi ki kendileri, başaracağız. Çünkü çok genciz ve asla pes etmeyeceğiz. Başka? Başarısız olman dedi önemli değil. En azından dedi başkalarına örnek olabilmişimdir. Ben başaramazsam başkası başaracak. Güzel kafa Allah için. Yine dedi ki eğer pes etmezsen hala şansın var demektir. Ve eğer dedi küçüksen gücünden ziyade beynine güvenmelisin ve konsantre olmalısın. En sevdiğim sözü de şu bak. Eğer ne yapmak istediğini bilen iyi bir takımsak bizden biri onlardan 10 kişiyi yenebilir. Sanki Gladiator filminde Maximus konuşuyor. Tabii bu sözlerin altını doldurmak da mühim yani. Yoksa o kadar Kurtlar Vadisi izlemişliğimiz var. Az bu söz biz de biliyoruz öyle mi? O yüzden şöyle toparlayayım. Bu güzel insanın, Jack'in yani, başarısının altında minik detaylar yatıyor elbette. Yani mesela birçok geleneksel yönetici özellikle Asya'da öyle tepeden alta yönetim tarzına sahiptir. Patron direktifler koyar ve çalışanlar tüm enerjilerini patronu memnun etmeye yoğunlaştırırlar. Ve çoğunlukla patron bununla gayet mutludur. Ancak Alibaba olayında Jack yüksek bir hedef koyar ve sonra ekibini o hedefin peşine düşmeye teşvik eder. Bu önemli bir detay. Sonra Jack
bir girişimde iki özellik olmalı derdi. Dirençlilik ve unutkanlık. Yenilgilerle yüz yüze geldiğinde Jack acayip dirençliydi ve hataların, başarıların yan ürünü olduğunu bilirdi. Onlardan ders alınmalı ve üstlerinde durmamalı. Hatadan korkmayacaksın abi. Kendi de diyor. Bir gün deneyimlerimin üzerine bir kitap yazarsam diyor. Adı Ali Baba ve 1001 hata alacak. Süper değil mi? Al bir tane daha. Bir hata yaptığın için seni suçlamam ama hiçbir şey yapmadığın için suçlarım sözü de ona ait. Tabii Ali Baba'nın başarısının sırlarından biri de zenginliğini hisse senedi yoluyla çalışanları arasına yayar. Burası da kıymetli. Mesela eğlence var abi. Ali Baba Çin'de bir şekilde bütün çalışanlarını bir araya getirdiği, her yılın başında organize ettiği muazzam toplantılarla bilinir. Zaten adam CEO gibi hiç takılmamış ama onu bu kadar büyüleyici yapan da buydu diyorlar. Şimdi bıraktı biliyorsun. Tabii bıraktı. Öğretmenliğe geri döndü. Yaptı dünyalığını baba. Gençlere bıraktı koltuğu. Sen ben anlamayız pek şimdi yani. Bizim kültüre ters öyle koltuk bırakmak falan. Ha? Vedası da güzel ama. Rock konseri düzenleyip bırakıyor. Spinalı. Enteresan. Nihayetinde işin özeti şu güzel insanlar. Bir adam düşünün. Hayatı boyunca 10 kez Harvard Üniversitesi'ne başvuruyor. 10 defasında da red cevabı alıyor. Aptal dersin değil mi? Ama o adam şu sözü kurabiliyor. Zeki insanlar kendilerini yönetecek bir aptala ihtiyaç duyarlar. Tüm takım bilim adamından oluşuyorsa en iyisi onları bir köylünün yönetmesidir. Çünkü onun düşünce tarzı değişiktir. Kazanmak elinde olayları farklı açılardan görebilen insanlar varsa daha kolaydır. Çin'deki krizden ve yokluktan müthiş bir fikir çıkarıp elin Amerikalısını kendi silahıyla vurabiliyor. Düşünsene bir gün yine bir konferansta konuşuyor bu. Asistanı diyor ki biri ha babam Jack ne dese diyor yazıyor. Merak ettim kim bu her sözü not alan diye. Gittim bir baktım ki Amazon'un kurucusu Jeff Bezos. Ya eğer olacağını hayal etmezsen asla olmaz. Yine sinirinizi bozacak bir şey anlatayım da öyle veda edeyim. Biliyor musunuz Jack Ma sadece e-posta ve tarayıcı kullanmak için bilgisayar kullanabiliyordu. Yemin ediyorum öyle. Jack sık sık Ali Baba hayatta kaldı çünkü ben teknoloji hakkında hiçbir şey bilmiyorum dedi. Niye? Ali Baba'nın mühendislik ekibi ne zaman yeni bir ürünü tanıtmaya hazırlansa Jack bir çeşit Jack Ma teknoloji özürlülüğü testi için otururdu abi. Yani şöyle eğer Jack onu kullanamazsa müşterinin de anlayamayacağı varsayılırdı. Bu yaklaşım işe yaradı ve web sitesini basit tutmak müşteri yakınlığı sağladı. Yine kriz fırsat doğurdu. Gördün mü abi? Hepimizin başına olumsuz şeyler gelebilir güzel insanlar. Çizdiğiniz yollardan sapmak zorunda kalabilirsiniz, kalabiliriz. Ancak her zaman yeni yollar çizebileceğimizi unutmamalıyız. Yolunuzu çizerken sizi üzen bazı olumsuzluklar aklınıza takılırsa çok zor şartlardan, çok fazla olumsuzluktan yılmadan, yıllık cirosu 300 milyar dolardan fazla olan Ali Baba'yı kurup bugünlere taşıyan Jack Ma'nın bu ilham dolu hikayesini aklınıza getirin. Eminim devam etmenize yardımcı olacak. Koronavirüs geldi, öldük bittik. Bak Çin'den ayağına fırsat geldi. Overlock makinesi gibi getirdik. Ne diyor Üstad Jack? Bugün acımasızdır, yarınsa daha da acımasız. Yarından sonraki günse çok güzeldir. Ona göre enseyi karartmak yok. Adam yaptı mı? Yaptı. AliExpress.com 102 bin aşağı yukarı öyle 102 bin çalışanıyla dünyanın en büyük e-ticaret istihdamlarından birine sahip. 230 ülkede 150 milyon müşterisi var. O yüzden bir sürü kriz var. Evet ama bunları fırsata çevirmek mümkün. Kahrolsun korona. Sen fırsattan haber bana. Hadi canım.